Merhaba dostlar, YouTube Radyosu'na hoş geldiniz. Bugün yaşayan en büyük tarihçilerden biri olan İlber Ortaylı'yı konuşacağız. Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelmiştir. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ortaylı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı ve 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi ve burada Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal gibi değerli isimlerden eğitim aldı. Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1974 yılında doktor, 1979'da doçent oldu. 1982 yılında ise üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu dönemde Avrupa'nın birçok önemli şehrinde ders, seminer ve konferanslar verdi. 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılında arasında Ankara Üniversitesi'nde tarihi ana bilim dalının başkanlığını yaptı. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu ve 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bakanlık danışmanı olan Ortaylı, günümüzde Galatasaray Üniversitesi Senato üyesidir ve tarih dersleri vermektedir. 1970'li yılların başlarından itibaren tarih üzerine çalışmalar yapan Ortaylı, Lazio Ödülü ve Pushkin Ödülü gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Ortaylı, ileri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince bilmektedir. Ayrıca çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan büyük bir koleksiyonu vardır. Bugün kısaca İlber Ortaylı'dan bahsettik. Bilgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.